Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Geçen yıl kalp krizi geçirmiştim. Evet. Vücudumda morarmalar oluyor. Kan sulandırıcı ilaçlardan olduğunu söylediler. Evet. Acaba bir şey var mı? Merak ediyorum niye öyle morarıyorum. Kan sulandırıcılardan olduğunu söylediler. Tabii. Büyük ihtimalle kan sulandırıcı kullanıyorsunuzdur. Ama tabii kan sulandırıcıların cinsleri var. Yani aspirinden işte kumadine kadar. Bilmiyorum kumadin kullanıyor musunuz? Kumadin diye bir ilaç. Dilekol diye bir ilaç kullanıyorum. Bir kor aspirini kullanıyorum. Tekrarlarsanız duyamadım. Dilekol. İlaç ismi vermiyoruz hocam. Öyle mi? Evet. Pardon. Şimdi... Kan sulandırıcılarda örneğin kan sulandırıcıların dereceleri var. Evet. Kan sulandırıcıların en hafifi aspirindir. Evet. Aspirinden sonraki şeylerde örneğin size bir stent konuldu ise evet. Stentte kullanılan ana madde ismini evet. söylüyorum firma ismi de klapidrogel denilen bir evet. madde vardır. Bu maddede aspirinden daha kuvvetli bir kan sulandırıcıdır. Bundan daha kuvvetli kan sulandırıcı olan bir takım ajanlar var. Evet. Dikumarol ana maddesi veyahut da varfarin ana maddesi içeren ilaçlar var ki bunlar da en güçlüleridir. Ki bunlar kullanılırken mutlaka kan testleriyle 20 günde bir ideali 20 günde bir kan testi yapılarak pıhtılaşma düzeyinin ölçülmesi gerekir. Aksi takdirde maalesef bu ilaç düzensiz kullanılıp kontrolsüz kullanıldığında kan sulanma düzeyi o kadar artıyor ki ciddi yaşamı tehdit eden mide kanamaları, beyin kanamaları, böbrek, idrar yolu kanamalarıyla hastalar kaybedilebiliyor. O sebepten dolayı da bu tür ilaç kullanan ki bu tür ilaçları biz genellikle kalp kapağını değiştirdiğimiz hastalarda veriyoruz ve bunları biz çok yakın takip ederiz. Bu tür hastalarda böyle bir problem vardır. Tahmin ediyorum ki size stent takıldı ve stent takıldıktan sonra verilen ilaç da bu tür morarmalara sebep olabilir. Ama şunu söyleyeyim ki sizin kullandığınız bu grup ilaçlarda biraz önce söylediğim gibi bu denli tehlikeli komplikasyonlar görmüyoruz. Ancak mutlaka stenti takan hekiminizin bunu bilmesi lazım. Morarmalarınızda olduğunu bilmesi lazım. Ve ona yönelik olarak belki de bir doz ayarlaması yapılabilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.